Merhaba kitap okurlar ve diğerleri. Bugün Tess Gerritsen'ın İkiz Bedenler kitabını konuşacağız. Öncelikle bu yazarla nasıl tanıştığımdan bahsedeyim. Kitaplıkta Cerrah kitabını buldum. Babam bu kitabı almış, kitabın yarısında bu kitabın dizisini izlediğini fark etmiş ve kitabı kapatmış. Ben de o sıra aslında son 2 aydır büyük bir reading slump'taydım. Yani kitap okuyamıyordum asla. O yüzden elime geçen her kitabı okumaya çalışıyordum. Ve bu kitap ilk başta beni aşırı derecede sardı. Çünkü aynı zamanda o zaman Criminal Minds'i izliyordum. Bilmeyenleriniz için seri katilleri veya katilleri yakalamaya çalıştıkları FBI, polis, güzel bir dizi. Şu an 8. sezona gireceğim. O yüzden yine seri katilli bir kitap okumak benim daha çok ilgimi çekmişti. Ama Reading Slump'ta olduğum için inanır mısınız bu kitabı tam 2 ayda bitirdim. Cerrah'tan bahsediyorum bu arada. Zorluydu ama sonunda bitti. Ve bittiğinde gerçekten kitaptan aşırı zevk aldığımı fark ettim ve bu yazarın diğer kitaplarına bakmak istedim. Ama ne kadar üretken bir yazar. Bayağı bir kitap yazmış. Ne kadar az unuttum sanırım 30'dan fazla kitap yazmıştı ama yanılıyor da olabilirim. Ve 3 filmi ve bir dizisi vardı galiba. Cerrah'ı bitirdikten sonra herhangi bir tanımadığım yazarın kitabını bitirdikten sonra daha doğrusu yapacağım ilk iş Google'a gidip Tess Gerritsen Best Books yazmak. Ve karşıma çıkan kitaplardan biri de Body Double yani ikiz bedenlerdi. Bendeki kopyası çok eski. Yani bulabildiğim en ucuzunu buldum. İkinci el kitap alırken öyle yapıyorum doğal olarak. Bazı yerleri yırtık ama okumaya engel değildi. Tek sorunu bence bunu satan kişi okumadı. Çünkü bir sayfa yapışıktı. Bulabilirsem göstereceğim. Aynen. Bu sayfa yapışıktı ve ben bunu... Şöyle gözüküyor mu? Ben bunu açmaya çalışırken yırtıldı. Ama yine de okudum. Şimdi Tess Gerritsen'ın kitapları gerçekten akıcı. Bunun sebebi bir sürü olayın olması bence. Çünkü kitabı başlarken nereden başladığınızı bilmiyorsunuz. Hani ne oluyor, ne yapıyoruz, hiçbir tanıtma yok. Ama sonrasında o olay tamamen unutuluyor gibi hissediyorsunuz. Ancak en baştaki olay en sondaki olayla birleştiriliyor ve bu güzel bir tatmin duygusu veriyor bence. İkinci güzel olan şey ise Tess Gerritsen'ın bir doktor olması ve kitapta bolca tıp, ne denir ona? Tıp terimleri kullanılması ve belki başka bir tarafından yazılsaydı bu kadar zevk alınmazdı. Çünkü bu doktor insanın için dışını biliyor ve ona göre kesip biçiyor. Böyle deyince çok garip oldu. Şimdi gelelim ikiz bedenlere. İkiz bedenlerde bir tane patologumuz var. Bu patolog Paris'te bir konferansa gidiyor. Geri döndüğünde evinin etrafında polis arabaları buluyor. Polis arabaları herkes çılgınmış ve korkuyla bakıyor. Sonrasında anlıyor ki evin önünde bir araba var. Arabanın içinde ölü bir kadın var ve ölü bir kadında patoloğumuzun tıpatıp aynısı. Zaten bu aynısı dendiği anda direkt anlıyorsunuz ne olduğunu. Kızın ikizi varmış ve öldürülmüş. Ama neden onun evinin önüne konulmuş? Bence bunu belirli bir karakterle tanışana kadar anlamıyoruz. Neden bu kadınların hedef alındığını. Bu arada romanlarında Rizzoli diye bir karakterimiz var ve bu da bir dedektif. O yüzden kitapta dedektiflik hikayesi var. Eğer Sherlock Holmes seviyorsanız gayet eğlenceli. Ama tabii ki bir Sherlock Holmes değil. Çünkü kitaptaki çoğu şeyi düşünebiliyorsunuz aslında. Şimdi spoiler vereceğim. Mesela Anne kimin öldürdüğü belliydi. Çeviri kitaplar eleştirirken yazarın dilini eleştirmenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kitabı eleştirirken aslında çevirmeni eleştirmiş oluyorsunuz. Çünkü çevirmenler bir nevi kendi dilinde yazıyorlar o kitabı. O yüzden kitabın dili hakkında herhangi bir şey söylemeyeceğim. Keşke bu kitabı İngilizce okuyor olabilseydim. Gerçekten kadının İngilizce kitaplarını arıyorum ama asla ucuz yok. Herhalde sahafa gidip böyle tek tek şey size Tess Gerritsen kitabı var mı demem lazım. Belki yine onlar da pahalı olur bilmiyorum. İkinci el kitapları seviyorum. Buradaki 3 tane kitap ikinci el mesela ve hepsi 50 liradan fazla değil. Ki bence bu da böyle olmalı. Sen ikinci elsin ya da beşinci elsin bilmiyorum. Bu kitapların çoğu 100 kere okunmuş gibi duruyor. Ve 200 liradan fazla olmaman lazım. Eğer gayet iyi bir durumdaysan olabilir. Daha şu elimdeki Filiz Hiç Üzülmesin kitabı da ikinci el. Ve çok çok iyi bir durumda ve gayet 50 liraya mı ne almıştım galiba bunu da yine dolaptan. Mesela bu 200 lira olsa anlardım ama... Ama çarpıp döküp kitaplarına 200 lira istemelerini anlamıyorum. Bu da küçük bir rant oldu. Kısaca özetlemek gerekirse keyif aldığım bir kitap oldu. Kesinlikle yazarın diğer kitaplarına bakacağım. Sanırım 8 puan veriyorum. Çünkü 10 mükemmeldir, 9 mükemmele yakındır. 8 de güzeldir.
Bence bunu Tess Garrison hiç okumamış birisi almasın. Çünkü önceki kitabı Cerrah'a bir gönderme var mesela. Ben böyle olduğunu bilmiyordum. Yani sıralamaları nasıl okunmasını gerektiğini bilmiyordum. Tess Garrison en iyi kitapları dedim. Dedim Açık'ın ilk kitap Body Double olduğu için bunu almıştım. Ama bir dahakine sıralamaya göre alacağım. Çünkü görünüşe göre bu yazar eski kitaplarına bolca atıfta bulunuyor. Ben bu yazarı okumaya geç kaldım. Siz kalmayın. O yüzden elinize hemen bir kopyasını alın. Ve okumaya başlayın. Zaten 2 günden fazla sürmez bence. Kitap büyük dursa da diyaloglar çok fazla. Puntosu büyük ve aralıkları bayağı fazla. 400 sayfa olsa da 200 sayfa gibi hissettirdi. Ben burada Mart yayınlarından okudum. Başka hangi yayınlarda yayınlanmış bilmiyorum. Böyle. Evet, kanalın ilk videosu bu olsun. Çok manyak sevdiğim bir kitap değildi ama çok akıcıydı ve beni Reading Slump'tan bir nevi çekti. O yüzden bu kitapla başlayayım dedim ve bundan sonra okuduğum tüm kitapları böyle videolar yapmak istiyorum. Eğer bu videoyu herhangi bir şekilde gördüyseniz beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Video hakkında ne düşündüğünüzü yazabilirsiniz. Ve gözüm acıyor. Ve şu an odamın yerinde oturarak bu videoyu çektim. Görüşürüz.